Bu yataklarda kimler yatacak? Bu yatakların içinde para mı var? Ne dersiniz? Kütahya'daki ikinci kamu özel işbirliği projesi Kütahya Şehir Hastanesi'dir diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Dr. Zeliha Aksas Şahbaz, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Evliya Çelebi Devlet Hastanesi ek binalarla birlikte 950, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi ise 120 hasta yatak kapasitesine sahiptir. Kamu özel işbirliği sözleşmesi kapsamında firma tarafından 171.051 metrekare kapalı alana inşa edilmekte olan Kütahya Şehir Hastanesi'nin 500, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi'nin 100 yatak kapasiteli olduğu ve yapım maliyetinin 186.997.701 Amerikan doları olacağı ifade edilmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Şehir Hastaneleri Daire Başkanlığı internet sitesinde Evliya Çelebi Devlet Hastanesi ana ve ek binanın yapımı tamamlanacak, şehir hastanesine taşınacağı belirtilmektedir. Kamu özel işbirliği sözleşmesiyle yapılan Kütahya Şehir Hastanesi ile ilgili aşağıda belirtilen sorularımıza cevap bekliyoruz. Bu hastanenin tamamlanması ile mevcut hastaneler kapatılacak mıdır? Mevcut hastaneler kapatılacak ise yatak kapasitesi artışı sağlanmayan bu hastanenin yapılmasının gerekçesi nedir? Kapasite artışı sağlanacak yeni bir devlet hastanesi ile sorunlar çözlemez miydi? Özellikle ek bina kapatılacak ise şehrin bir ucundaki acil hastalar nasıl ulaşım sağlayacaktır? Kütahya Şehir Hastanesi için hasta garantisi verilmiş midir? görevi halkın sağlığını korumak olan devletin hasta garantisi vermesi nasıl açıklanabilir? Şehir hastanesinde kira hangi para cinsinden belirlenmiştir ve yıllık kira tutarı ne kadardır? Bu hastanelerin yapım maliyeti ne kadardır? Yapım maliyeti kaç yıllık kiraya karşılık gelmektedir? Mevcut sağlık çalışanları nasıl istihdam edilecektir? Anlaşmazlıklarla hangi ülkenin mahkemeleri yetkilidir? Türkiye mahkemeleri yetkili değilse bunun gerekçesi nedir? Kütahya Şehir Hastanesi'ne ilişkin sözleşme şartları nelerdir? Açıklanmasını bekliyoruz. Kamuya yükümlülük getiren ve ödemeleri halkın ödediği vergilerden yapılan hiçbir sözleşme ticari sır denilerek halktan saklanamaz dedi. Basına ve kamuoyuna Kamu özel işbirliği olarak bilinen kamu özel işbirliği sözleşmeleri, AKP iktidarının, Cumhuriyet hükümetlerinin 80 yılda ürettiği ve inşa ettiği değerleri özelleştirme adına yandaşlara yok pahasına devri sonrasında hem oluşan kaynak ihtiyacını gidermek, yenilenmiş yolsuzluk projeleridir. İkinci kapitülasyon olarak adlandırılabilecek Koyi sözleşmeleri açıklanmamakta ve bu sözleşmeler kapsamında yapılan yatırımlar sonucu kimlere ne kadar süreyle hangi para cinsinden ne kadar kira ödeneceği, ne kadar geçiş yolcu hasta garantisi verildiği, anlaşmazlık halinde hangi ülke kanunlarının geçerli olacağı ticari sır denilerek halkımızdan saklanmaktadır. Kütahya'da Koy kapsamında birisi tamamlanmak, tamamlanmış olmak üzere iki yatırım bulunmaktadır. Tamamlanan yatırım herkesin bildiği ve fahiş yolcu garantisine ve bir yatırımın nasıl yapılmayacağına örnek gösterilen Zafer Havalimanı'dır. Yap işlet devrev yöntemiyle yapılan Zafer Havalimanı için yıllar itibariyle verilen yolcu garantileri ve bu kapsamda hazineci ödenen tutarlar aşağıda gösterilmiştir. 2012 yılında giden yolcu garantisi iç hat yolcu garantisi miktarı 50 binken gerçekleşen yolcu sayısı 1523. Dış hat giden e, yolcu garanti miktarı 35 binken dış hat giden yolcu sayısı sıfır olmuştur ve 446.056 euro ödeme yapılmıştır garanti kapsamında. Yanılma payı da %98 olmuştur. Yıllar itibariyle 2019 yılına geldiğimizde 26.095 yolcu iç hat yolcusu gerçekleşirken 727.111 yolcu garanti miktarı verilmiştir. Dış hat yolcu garantisi 508.978 iken 11.451 giden yolcu gerçekleşmiştir ve garanti kapsamında 6 77.302 euro ödeme yapılarak yanılma payı da %97 olmuştur. 2012-2019 yılları itibariyle toplam giden yolcu garantisi iç hat giden yolcu garantisi 4.921.210 iken sadece 227.903 giden yolcu sayısı gerçekleşmiştir. Dış hat Garanti kapsamında yolcu miktarı 3 milyon 144 bin 551 olarak verilirken sadece 81.540 giden yolcu sayısı gerçekleşmiştir. Ve yanılma miktarı yüzde %96 olmuştur toplamda. Toplamda ödenen miktarsa garanti kapsamında hazine tarafından ödenen miktar 39 milyon 158 bin 804 euro olmuştur. Havalimanı kullanan, havalimanını kullanan yolcu hesabında yanılma payı 2019 yılında %97 gibi inanılmaz bir orana ulaşmış olup toplam 8 yıllık süredeki yanılma payı ise %96'dır. Tabloda görüleceği üzere yolcu sayısının 2019 yılında diğer yıllara göre azaldığı, her gün geliş gidiş olmak üzere sefer yapıldığı dikkate alındığında uçakların ortalama 50 yolcu ile seferlerini gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Kütahya Zafer Havalimanı için 2020 yılında ise 1 milyon 279 bin yolcu garantisi verilmiştir. Havaalanına uçan ve azami 180 yolcu kapasitesine sahip A320-200 sınıfı uçaklar için tam dolu olarak yılın 365 günü 10 gidiş 10 geliş olmak üzere 20 uçuş anlamına gelmekte olup bugüne kadar en fazla günlük bir uçak gidiş dönüş olmak üzere iki sefer yapıldığı ve uçakların 50 yolcu ile sefer yaptığı dikkate alınmaktadır. 2020 yılındaki pandemi koşulları ve ee, yolcuların e, seyahat kısıtlaması dikkate alındığında 2020 yılında hiçbir taşıma yapılmadan bu kadar e, 1 milyon 279 bin yolcu garantisinin e, firmalara yandaş firmalara hazine tarafından ödenerek kamu kaynaklarının e, çarçur edildiği de e, ortaya çıkmaktadır. 8 yıllık işletme süresinde işletici firmaya 39 milyon 158 bin 804 euro Ödeme yapılmıştır. 29 yıl 11 aylık toplam işletme süresince 205 milyon 281 bin 118 euro ödeme yapılacağı tahmin edilmekle birlikte bugün yaşanan pandemi gibi uçuşun olmayacağı günler dikkate alındığında bunun bu sayının çok daha fazla artacağı yatırım tutarının kat kat üzerinde ödeme yapılacağı öngörülmektedir. İlimizdeki ikinci projesi ise Kütahya Şehir Hastanesi'dir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Evliya Çelebi Devlet Hastanesi ek binalarla birlikte 950, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi ise 120 yatak kapasitesine sahiptir. Kamu özel işbirliği kapsamında firma tarafından 171.051 metrekare kapalı alanda inşa edilmekte olan Kütahya Şehir Hastanesi'nin 500, Yoncalı Fizik Tedavi Hastanesi'nin 100 yatak kapasiteli olduğu ve yapım maliyetinin 186 milyon 997 bin 701 Amerikan doları olacağı ifade edilmektedir. Şehir Hastaneleri Daire Başkanlığı internet sitesinde Evliya Çelebi Devlet Hastanesi ana ve ek binasının yapımı tamamlanacak şehir hastanesine taşınacağı belirtilmektedir. Kamu özel işbirliği sözleşmesiyle yapılan Kütahya Şehir Hastanesi ile ilgili aşağıda belirtilen sorularımıza cevap bekliyoruz. Bu hastanenin tamamlanmasıyla mevcut hastaneler kapatılacak mıdır? Mevcut hastaneler kapatılacaksa yatak kapasitesi artı sağlamayan bu hastanenin yapılmasının gerekçesi nedir? Kapasite artış sağlayacak yeni bir devlet hastanesi ile sorunlar çözülemez miydi? Özellikle ek bina kapatılacaksa şehrin bir ucundaki acil hastalar nasıl ulaşım sağlayacaktır? Kütahya Şehir Hastanesi için hasta garantisi verilmiş midir? Görevi halkın sağlığını korumak olan devletin hasta garantisi vermesi nasıl açıklanabilir? Şehir hastanesinde Kira hangi para cinsinden belirlenmiştir ve yıllık kira miktarı ne kadardır? Bu hastanelerin yapım maliyeti ne kadardır? Yapım maliyeti kaç yıllık kiraya karşılık gelmektedir? Mevcut sağlık çalışanları nasıl istihdam edilecektir? Anlaşmazlıklarda hangi ülkenin mahkemeleri yetkilidir? Türkiye mahkemeleri yetkili değilse bunun gerekçesi nedir? Kütahya Şehir Hastanesi'ne ilişkin sözleşme şartları nelerdir? Açıklanmasını bekliyoruz. Kamuya yükümlülük getiren ve ödemeleri halkın ödediği vergilerden yapılan hiçbir sözleşme ticari sır denilerek halktan saklanamaz. Detaylı bir inceleme yapılmadan kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen, abartının bile hafif kaldığı projeksiyonlarla verilen garantilerle imzalanan koy sözleşmesiyle yapılan bu projelerin her biri ülkemiz için ayrı bir kara delik olmuştur. Koy sözleşmeleri çocuklarımızın değil, torunlarımızın geleceğini çalan, Lozan'la bitirdiğimiz kapitülasyonların yeniden kurulması anlamına gelmektedir. Koy sözleşmeleriyle bu pandemi günlerinde kullanılmayan havaalanları, köprüler, yollar ve tünellere milyonlarca Amerikan doları ödeme yapılmaktadır. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için adı konu özel işbirliği olan söz, soygun sözleşmelerinin işletmeci firmalarla görüşülerek sözleşme hükümlerinin halkın yararına ve gerçekçi bir şekilde düzeltilmesi veya yapım maliyetleri kamuca karşılanarak sonlandırılması acil bir zorunluluktur aksi takdirde çok yakın bir gelecekte kamu gelirlerinin büyük bir kısmı bu sözleşmeler için kullanılacak ve diğer sözleşme diğer hizmetler için kaynak kalmayacak